Hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bugün arkadaşlar size oyuna başladığım ilk Skyrim'i aldığım araçla beraber Kirkenes'e doğru bir yolculuğumuz olacak. Evet, ben bu aracı oyuna başladığımda ilk almıştım. Bu araçta bayağı bir kullanmıştım yani. O yüzden hadi dedim eskiye dönük Skyrim'i alayım. Bir iki bir değişiklik yaptım gene, yalan olmasın. Çünkü biliyorsunuz DLC falan yoktu o zamanlar. DLC'leri satın aldığım için bir iki aksesuar yaptım. Yani değişiklik yaptım. Fazla bir şey yapmadım zaten. Fazla bir şey oynamadım. Gördüğünüz gibi bu araçla birlikte Kirkenes'e gideceğiz. Sabahtan beri chat'te yazıyorlar sakın madene gitmeyin. Maden çok yoğun falan vesaire. Ama olsun. Biz ne yapalım? Biz madene gidelim değil mi? Aracımızı şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Hatırlayanlar vardır illaki. Skyner 530S. Şöyle. Aracımız bomba gibi. Bu dayı da gidiyor buraları fotoğraflarını çekiyor. Abicim dönüp arkana benim aracın fotoğrafını çeksene. Şöyle bir saldırsanız var. Ve bunun ismi neydi? Metal bobin. Evet arkadaşlar, metal bobin taşıyoruz. Bugün madene metal bobin götüreceğiz. Neyse, lafı fazla uzatmayayım. İçini zaten bilen bilir. Şöyle hemen, çok fazla bir ayrıntı yok. Bilerek değiştirmedim çünkü biraz eskileri hatırlayayım dedim. Aracımızı çalıştıralım. İnşallah rampalarda vesairelerde kalmayız. Çünkü yükümüz falan var. Aracımız sıkıntı yapacağını düşünmüyorum. İnşallah da öyle bir sorun olmaz. Neyse, lafı fazla uzatmaya gerek yok. Hemen hızlıca madene doğru gidelim. Bu arada arkadaşlar her zaman söylediğim gibi gene de söyleyeceğim ve her videomda bunları söylemek istiyorum çünkü kanalımızın büyümesini istiyorum. O yüzden kanalıma hala abone değilsiniz. Lütfen abone olun. Twitch yayınlarımda da beklerim sizleri. Salı, Perşembe, Cumartesi, Pazar günleri Twitch kanalımda yayınlardayız. Videonun açıklama bölümüne linkini bırakacağım. Hem Twitch kanalımın hem Discord adresimin açıklama bölümüne linkini bırakacağım. Oradan mutlaka gelin. Bol muhabbet ediyoruz, bol sohbet ediyoruz. Sizleri de aramızda görmekten gurur duyarız. Yani mutlaka gelin. Beklerim. Şimdilik şöyle gidelim. Evet, madene gelmeyin diyenler belli oldu neden oldu. Çünkü bu giriş bayağı bir kapalı gibi gözüküyor. Bakacağız, biraz bekleriz ya, sorun yok. Beklediğimiz yerleri zaten büyük ihtimal keseriz veya kesmeyiz. İnşallah kesmeyiz. Çünkü ben videonun kesilme taraftarında değilim. Yani her yeri siz görün. Ama bu önümüzdeki bayağı bir sıkıntı çıkaracak. Çünkü bu hem pik var hem de şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Dorse'de neredeydi o? Köprünün üstüne takılıyordu. Aynen. Köprünün üstüne takılıyordu bu Dorse. Abi sen de pik var. Durup durmadığında sonradan belli oluyor ki ya. Olsun, sıkıntı yok, keyfimizi bozmaya gerek yok. O kadar da olacak yani. Bende de hata var. Niye o kadar çok dibine yaklaşıyor ki, değil mi? Evet, şu anlık gidiyor bakalım. Yalnız bu adam bize sıkıntı çıkartmasa var ya. Girsek mi ki, girmesek mi ki? Var mı ki karşıdan gelen? Şu anlık haritada gözükmüyor ama bence yoktur ya. Abi bu adam niye böyle tek tek gidiyor ya? Pik mi var, bak mı var, anlamış değilim. Ya yolda bize sıkıntı çıkartacak bak. Gerçekten yolda bize sıkıntı çıkartacak. Bakalım biz iyi miyiz? Bu adamın aracı da... He tamam. Modlu mu diyecektim de... Valla modluya benziyor, şeyliğe benziyor ama... Tam emin değilim. Ama güzelmiş, rengi falan hoş yani. Aslında biz de o renkte bir...
video yapabiliriz. Bu arada arkadaşlar bir önceki videodaki Skynam'ı hatırlayan vardır. İzlediyseniz mutlaka, izlemediyseniz mutlaka bu videoya onun kartını ekleyeceğim. Oradan mutlaka gidin izleyin. Araç efsane. Sese bayılacaksınız ya. Ve aracın linkini de videonun açıklama kısmına bıraktım. Oradan aracı indirip ufak tefek bir iki değişiklik yapabiliyorsunuz ama fazla değişiklik yapamıyorsunuz. Ama olsun, gene de bir iki ufak değişiklik yapıyorsunuz. Aracı yapın ve kullanın. Mutlaka kullanmanızı isterim. Araç efsane. Şu bize yol verse ne güzel olur. Yol verir mi ki? Merceğe hiç benzemiyor. İki selektör yaktık ama verseydi şimdiye kadar çoktan verirdi. Aa, benim oyun da takıldı. Neden takıldı ki? Tabii normaldir ya bence. Ama 1.38'e geçtiğinde oldu bu olay ya. Geçen bir video çekerken de bir ara takıldıydı ama şimdi takılmamıştı ya. Sinkle de az daha vuruyorduk gene. Bu sefer fazla hızlı vurmuş olacaktık. Biraz önce Sinkler'e de video çektim. Ama onda herhangi bir sıkıntı olmadı. Yani yolda takılmalar vesaireler olmadı. Her neyse arkadaşlar, bir önceki videoyu izleyin mutlaka. Mutlaka gidin izleyin o videoyu. Bu araç var ya, efsane olmuş ya. Ona benzer bir tane daha araç var. Yakın zamanda onun da videosunu çekeceğim. O da aynı şekilde Skyna. Onun da paylaşımı var. Linkini falan vesaire her şeyi videonun açıklama bölümüne bırakacağım. Bu arada arkadaşlar, varsa harita modları vesaire, onları bana Discord adresimizden iletebilirsiniz. O kadar güzel olur ki. Ya böyle dar yollar falan olsun, böyle güzel yollar olsun ya. Ben öyle yerleri seviyorum. Aslında Kirkenes'le single player oynarken Kirkenes'i de çeksek güzel olur da, Kirkenes'e de tek gelmek olmuyor ya. Bayağı bir tuhaf oluyor. Şöyle bir sıfır kamerasıyla bakalım ne var ne yok. Ya, sorun yok ya. Sorun yok arkadaşlar. Yavaş yavaş gideceğiz. Bu video biraz uzun olabilir. O kadar çok önemli değil zaten. Oy. Maksimum 35 dakika olsun da yeter bize. Fazlası videomuz sıkılıyor. Bazı arkadaşlar sıkılıyor. İzlemiyorlar sonuna kadar. O yüzden maksimum 30-35 dakikalarda gayet iyi video olacağını düşünüyorum. Bakıyorum şu anlık daha 8 dakika geçmiş, biz buradayız. Bence bu video biraz 30-35 dakikanın üstüne çıkacak gibi de gözüküyor ama bakarız ya. Bulduğumuz bir yer varsa orada keseriz, yoksa düşünmem lazım. Adam bir duruyor, bir gidiyor, bir şeyler yapıyor, anlamış diyelim. Ya yapıştır git işte. Olsun, biz gene yavaş yavaş gidelim de. Abi bu Dorsa'dan ben de alacağım de. Ya geçen gördüm, biri almış köprünün tepesine sıkıştı. Adam o kadar güzel girdi ki şeye, köprüye, ama köprünün tepesine sıkıştığı için maalesef gidemedi. O yüzden alasım yok. Ben şu kolamdan bir düdüm alayım. Arkadaşlar biliyorsunuz havalar çok ısındı, o yüzden midem kuruyor. Böyle bir şeyler içmek istiyorum. İnşallah sizler de yanlış anlamazsınız, anlayış gösterirsiniz.
Abi girsek mi girmesek mi ki ya? Biz bence girmezsek karşı taraf bitmez. Anca birisi yazarsa bize anca o zaman dururuz. Şu anlık bekleme taraftarı değilim. Bizim aracımız da efsane olmuş yalnız ya. Ne var arkadaşlar, şöyle bakarsanız efsane olmuş ya. Ben şunun bir fotoğrafını çekeyim bari şurada. Belki bu fotoğrafı kullanırız. Köprünün içinde baya bir güzel geldi gözüme. Şöyle bir hadi uzunları da yakam da öyle çekem. Evet. Karşıdan bekleyenler varmış ne yazık ki. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Diğer arkadaşlar, kendime özel bir scan yapacağım. Az kaldı. Arada onun videolarında da böyle yoğunluk veririz. Biliyorsunuz ben Skyne hastasıyım. O yüzden böyle kendime ait bir Skyne'm olsun istiyorum. Az kaldı, onu yapacağım. Böyle Kirkenes'te her gün boş zamanlarında her gün onunla gidip geleceğim böyle. Onunla takılacağım. Var ya, birkaç kişi var, ben onları sürekli görüyorum. Sürekli adamlar Kirkenes'te ya. Ben ne zaman girsem onlar da Kirkenes'te oluyor. Hatırlıyorum yani isimlerini vesairelerini. Şöyle bir daha bir sıfır kamerasına geçeyim. Abi şunun güzelliğine bakar mısın ya? Bizim arkamız çok yoğun olsa oradan bir fotoğraf alsak çok güzel olur ama arkamız yoğun değil ki, bizim önümüz yoğun. Şuradan atlatırsak bize güzel olur da. Biraz hızlı gidelim ya. Biliyorsunuz Kirkenes rekoru 22 dakika. 22 dakikada Kirkenes'e gitmişliğim var. Hem de videosu da var onun. Rekor geldiydi ya benden. Ama şimdi ne yazık ki 22 dakikada gidebileceğimi hiç sanmıyorum. Abi sen çok genişten aldın be ya. Çok genişten aldın. Bu adam çok genişten aldı çünkü arkadaşlar da dönüyor ya bunun. Şöyle bir foto. Ne dersiniz? Ha, gitmemişler. Ben gittiler sandım. Hızlıca hemen fotoğraf aldım. Belki bunu kullanırım. Bu çok çok güzel durdu. Ama F11'i de kapatalım mı ya? F11'i de kapatalım, değil mi? Elim mouse'a değdi. Yapma. Adama helal olsun, tek attı valla. Bir biz de dönemezsek var ya, ne komedi olur ha. Adam o dorsayla döndü ama bu köprünün üstüne değdiydi ya. Geçen bir tane çocuk kullanmıştı. Ama onda belki çift dorsa vardı ya, belki ondan dolayı olabilir mi? Çift dorsa vardı. Belki ondan dolayı takılmış olabilir. Bu dorsa takıldıydı ama bu çocuk önümde, gözümün önünde. Birebir tek seferde geçtiğine göre ben bu dorsayı mutlaka kullanırım.
Bu dosyayla bir videomuz daha olur ama ne zaman olur hiçbir fikrim yok. Belki bu videodan sonra belki gelebilir. Ama gelmesi için de ya bu dosyayı her yere getiremiyoruz ya hemen ışınlanma muhabbetiyle. O yüzden ona ben bir güzellik yapmam lazım. Bir de bu dosyayı multide kullanabiliyoruz mu? O sıkıntısı var. Yani direkt alıp getirebiliyoruz mu? Ama kullanabiliyoruz ya, vardı, aynen vardı. Tamam, bu dosyalar sıkıntı olmuyor. Ben bu dosyayla bir video çekerim ya. Abi sen oradan baya bir kötü kaldın. En azından bu adamı da geçmiş olduk, iyi oldu bize. Ah be, vitesi karıştırdık. Ne güzel yapıştırıp gidiyorduk ya, vitesi karıştırdık. Biliyorsunuz arkadaşlar 12 vites kullanıyorum, o yüzden tuşa yanlış basmışım ya. Sıralamasını kaybettim tuşun. Olsun, sorun yok, gene enimdeyiz. Şöyle yapıştıralım, gidelim biraz. Abi araç yırtınıyor ya resmen. Anam, ben var ya ilk oyuna başladığım zaman bir ağır yük almışım. İnanır mısınız, buralardan çıkamadım ama benim araç da o zaman daha şey değildi, güçlü değildi, motoru yüksek değildi. Orijinal motoruydu. Burada bir rampada kalmıştım. Çok iyi hatırlıyorum ama video dışındaydım tabii ki de. Ya çocuk bana diyor, özel oyuncu diyor, girişte araya diyor, ben sana yol vereceğim. Ben de diyor ki tamam, yol veriyorum çok güzel ama benim araç kalkmıyor ki diyorum. O zaman diyor motoru zayıftır diyor. Ben de dedim aynen dedim, motoru zayıf. Abi o zamanlar ne şey olmuştum ya, yükü fazla ağır almışım. Yani aracın kapasitesinde fazla ağır almışım. Ondan biraz uğraştırdıydı bizi. Yalnız oyun 1.38'e geçmesi çok güzel oldu ya. En azından hiç böyle modlu videolarda çekebileceğim. Sırf modlu araçların videosunu şeyden dolayı çekmiyordum. İşte yok 1.38'e geç, oradan modlu video çek. Ondan sonra geri 1.37'ye al. Kirkenes videosu çek. Onlarla uğraşmamak için modlu araçları çekmiyordum ve arkadaşlar şu an burası var ya, öyle bir yoğun ki biz imkanı yok 25 dakikada 30 dakikada. Ne oldu ya? Ses gitti benim. Allah Allah. Nadim'in araç sesi gitti ya. Size de geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Bana mı geldi sadece? Bak şu an gene gitti. Herhalde şey de olabilir. Yeni 1.38'e geçti ya. Çok kalabalık olan yerlerde ses belki gidiyordur. Zaten biliyorsunuz korna çalışmıyor. Ah be abim be. Yoğun mu yoksa burası? Ben girmese miydim ki? Abi bu dosya nedir be? Vallahi bu dosya nedir? Abi imkanı yok. Biz var ya buradan yarım saat, bir saatin içinde geçemeyeceğiz. Abi şuraya bakar mısınız be ya? Bu var ya, ta nerelere kadar kapalıdır. Bak hatta bakalım şöyle hemen sıfır kamerasıyla hızlı bir şekilde.
Abi şuraya bakar mısın? Yiğit buraya kadar geliyor gene. Bizim araç nerede lan? He. Abi biz zaten en fazla şuraya kadar gideriz. Daha fazla gidemeyiz. Bilmiyorum size buraları nasıl atacağım. Yani nasıl atacağım hiçbir fikrim yok. Ne yaparız, ne yaparız, ne yaparız? Burayı keseriz herhalde. Bir şöyle bir 5 dakika gidelim. Ondan sonra keseriz. Abi devam etsene, önünüz sizi boştu. Hayır, bizi böyle rampanın tam ortasında bırakacaklar herhalde. Bizim önümüzdeki, ha biz onu solladık da oraya. O adam ne oldu bilmiyorum. Abi çok yoğun be ya, şunun güzelliğine bakar mısın ya? Şunun güzelliğine bakar mısın? Bir fotoğraf buradan almak yok mu? Dur bakalım bir. Şöyle ben bir... Şöyle bir de şey yapayım. He. Dur öndeki az gidiyor, gitsin bari. Abi efsane değil mi ya? Bana böyle kalabalık yollar olsun. Bana böyle en kalabalık anlar olsun. Bak sunucuda bir kişi var. Bu kadar yoğunken mesela 1.38'e ilk geçtiği gün ben hemen oyunun güncellemesini vesaire her şeyini yaptım, promosu indirdim. İlk gün bin kaçtı? 900 kişi vardı. Aynen 1.900 kişi vardı ve hemen oyuna girdim. Kirkenes bu kadar yoğun değildi. Abi boş ver benim aracın fotoğrafını da. Şöyle bir fotoğraf alsak. Bunu da paylaşım yaparız. Bakıyorum 3 dakikamız var daha. 3 dakika sonra belki videoyu burada kesebilirim. Yani arkadaşlar aslında ben videoyu kesme yapmıyorum. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Kaydı durduruyorum. Yani kaydı durdurmuyorum. Kayda ara veriyorum. Ondan sonra ileride böyle tam açılacağı zaman kayda devam ettiriyorum. O zaman çok daha kolay ve çok daha rahat oluyor. Evet yaptım ama yanlış bir şey yaptım. Neden yaptım? Neden diyeceğiniz? Tuşların yerlerini değiştirdim daha kolay olsun diye. Ama olmaz ne yazık ki. Onu bunu yapalım. Bunu yapalım. Aynen. Öyle yapalım. Şimdi sıfır kamerasını geçtiğimiz zaman tam sıfır kamerası ileri geri yaparken bu sefer şey olacak. Yok kaydı durdur, kaydı devam ettir falan. Evet arkadaşlar, burada videoyu kesiyorum. İleride görüşürüz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aynı yerdeyiz. İyi ki videoyu durdurmuşum çünkü 10 dakika sadece burada bekledik. Şimdi hareket etmeye başladı ve videoyu devam ettirdim. Çünkü önümüz biraz açık, ileride yine bir yoğunluk var. Duruma göre bakarız, belki videoyu durdurmam artık. Belli olmaz. Ama biraz açıldı çünkü önümüzde bir tane çift dorseli adam var. O takışmış. Onu bekliyormuşuz biz. Yaklaşık 10 dakika
kadar onu bekledik. O kurtuldu oradan. Kurtulduktan sonra bak yol açıldı. Gördüğünüz gibi bayağı bir ilerleyebildik. Ama şurada aşağıda gene bir yoğunluk vardı. Bakalım daha hala duruyor mu? Hiçbir fikrim yok. Biraz önce sıfır kamerasıyla gittim. Yoğunluk vardı. Bakalım duruyor mu? Sanki duruyor gibi. Ama bayağı bir rahat ya. Öyle sıkıntı yok. Bence gayet zevkli oldu. Sizin düşünceleriniz neler hiçbir fikrim yok ama gayet bomba gibi bir video olmuş olduğunu düşünüyorum. Eski aracımıza özel. Ya abi vallahi keşke ya. Keşke her gün böyle olsa. Keşke her gün böyle yoğun olsa da ben de rahat rahat zevkimi alalı madene gidip gelsem. Abi öbür türlü tamam rekorum 22 dakika ama 22 dakikada da madene gidip gitmek bilmiyorum ya çok zevkli olmaz. Ben öyle düşünüyorum. Yani boş denk geldiği zaman tabii 22 dakikada daha aşağı 14 dakikada da gidiliyor ama boş. Bir ara zaten oyuna girdim bir baktım bomboş ya kimse yok. Dedim bu insanlar nerede? Valla şaşırdım oyundan çıktım bir yere. Kimse olmadığı için oyundan çıktım. Çünkü ne yapayım ben tek başıma gideceğim. Bir iki kişi vardı fazla kişi yoktu. Ondan dolayı ben de oyunu bıraktım. Başka oyunlara geçtim. Tamam ya, gidiyor zaten. Fazla ileriye bakmaya gerek yok. Arkası çok kötü karıştı. Bizim daha deminki beklediğimiz yer var ya orası arkadaşlar çok fazla karıştı. Bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar yeni seriye başlayacağım. Yani sadece ETS 2 oynamayacağım. Farming Simulator 2 de oynamaya başlayacağım. Onun için bir iki planlar falan düşünüyorum. Onları bir ayarlayayım. Farming Simulator 19'da sıfırdan böyle en zorlu kademede başlayacağız. Ama ona göre de bir harita seçmemiz lazım veya ne yapmamız lazım oyunun orijinal haritasını yapmam herhalde. Çünkü iki haritayı da oynadım, bitirdim. Onun üstünde Ellerbach haritası vardı. Onu bitirdim şu an. Şu an sadece tek hedefim şey kaldı onda. Bir yer var. Orayı almaya çalışıyorum. Orayı da zaten açtığım zaman alacağım. Çünkü en son kaç saat çalıştım oyna dedim ya. 7-8 saat oynadığımda güzel bir para elde ettim. Orayı da aldım mı? Amacıma ulaşmış olacağım. Ama ben onu o bölümü biraz daha uzatırım. Eller bakın bölümünü biraz daha uzatırım kendimde. O ayrı kalır bana. O özel kendim oynarım ben onu. Yani hem yayınlarda vesairelerde videolarını çekmem ama YouTube için güzel bir bölüm hazırlamayı düşünüyorum. Evet, havamız bayağı bir azaldı. Abi hemen giden bize de yol versinler oradan mecburi. Yoksa ha kimse yok mu zaten? Dedim yoksa dedim hemen dedim biri kafayı uzatır takışırız orada kalırız. Şu durduğu zaman şöyle biraz havaları yükselteyim de. Tabii normal. Bakalım şöyle havalarımız eksik ya. Olsun sorun yok. Şu çalışa koysun bir sıfır kamerasıyla şöyle bakalım. Abi devam et devam et. Bekleme yapmayın, bekleme yapmayın. Yalnız şuralara da güzel yapmışlar ha. Normalde ben şuralara kadar çıkıyordum. Şey olduğu zaman, zor durumda kaldığım zaman buradaki mesela fazla öne geldiği zaman oralara kadar çıkıyordum. Biz şimdi bunlara yol vereceğiz mi karşıdakine ya? Valla kimse kusura bakmasın.
Ben vermeyeceğim. Kimse kusura bakmasın valla. Ya biz daha hala ayağımızı gaz pedalına takmışık. Bizim kaçmış 552. Evet, yol verdiler yani, sıkıntı yok. Abi onlara yol verdim mi bitmez arkası ya. Şimdi şey de var bak, çift dorsal olması lazımdı şu. Çift dorsalı da gelecek. Sıkıntı yok, ben elinden geldiği kadar yol vermeye çalışıyorum ama şeyde yol veriyorum ya. Yayınlarda yol veriyorum, böyle video çekmelerde biraz daha hızlı gidiyorum ki video çok uzun olmasın. Hatta şu an 30 dakika oldu. Ne yapsak hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar. Videoyu biraz önce kesmek zorunda kaldım. Çünkü yaklaşık 7 dakika falan burada beklemiş bulunduk. Abi bir kişi yolu aldı ya aşağıdan. Herkes arkasına çıktı. Herkese yazıyoruz, stop stop yazıyoruz ama kimse dinlemedi. Bir tek şuradaki arkadaşımız dinledi. Numarasını tam hatırlamıyorum şimdi. Valla en son yazdım dedim. Stop stop yazdım. Sağ olsun durdu, o da tam rampanın sonunda ama geri saldı aracı bir şey. Bakalım bunlar ne yapıyor? Orada nasıl takıldılar onlar ya? Abi oraya köşeye mi taktın tam? Helal olsun, vallahi ramp aşağı oraya taktınız. Şu arkadaşımız olacak. Şuna stop stop yaza yaza durdurduk. Abi gördüğünüz gibi bak kaç kişi geçti ya. Gene beklemedeyiz. Evet gene bekliyoruz. Abi önümüz boş. Bak gerçekten önümüz boş şu an. Madene kadar boş ya. Ben baktım sıfır kamerasıyla. Ama nedense daha hala da bekliyoruz ya. Gider misiniz abi? Çıldırdım çıldırdım bak. Madende çıldırdım bugün. Ama ben seviyorum aslında böyle şeylere. Abi şuna bakın ya. Takışılır mı buraya ya? Ya az bir şey hızlı gidin o zaman. F7 çek abi o zaman. Çıkamıyorsan F7 çek. Bu kadar basit. Bak gitti bir daha takıştı. Abi nereye gidiyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ben anlamış değilim ki. Kafası bak nereye gitti ya. Bak şöyle hızlı geçin de. Hızlı geçtiğiniz zaman sadece dorsal hasarı veriyor. Başka hiçbir şey vermiyor ki orada. 6 diyor sadece oranın. Ama sen milim milim yavaş yavaş gidersen tabii ki de araç seni oradan şey yapacak, kilitleyecek. Evet burada zaten araç kayıyor. Buraya yavaş dönmek lazım. Ha buraya da taş koydular da değil mi? Oh, direğe çarptık yanlışlıkla. Ne yapayım, acele işe şeytan karışıyor. Abi baksanıza eve ya. Kimse yok burada. Olsun, videomuzu zaten kaç dakika oldu? 33 dakika oldu. Tam dediğim tam. Ya sen nasıl bir şeysin ya? Gel de çıldırma buna ya. Gel de çıldırma. Sen abi oraya nasıl vuruyorsun ya? Nasıl vuruyorsun oraya ya? Bomboş yol, önünde de kimse yok. Sanki buradan sıfırdan böyle gitsen ne olacak? Buradan gitsen ne olacak? Allah'ım. Bak gene kaldı. Ya sen nasıl bir şeysin ya Rabbim ya Resulullah. Adam tek dorsayı kullanıyor. Çift dorsa olsa ne yapacak ben bilmiyorum ya. Gerçekten diyorum, çift dorsa olsa ne yapacak ben bilmiyorum. Çift dorsaya da herhalde hiç gidemez. Abi siz hani oldu geçeli buradan ya? Daha hala çıkamadınız mı buradan? Abo, bunlar daha hala gidememiş ya lan. Ne yapıyorsun arkadaşım sen?
Şuna bak ya, nasıl bir dorsa getirmiş buraya ya Rabbim ya Resulullah. Abi bu videonun başlığına çıldırdım falan gibisinden bir şeyler yazdım bari ben. Gerçekten çıldırdım. Bu nedir ya? Kaç dakika boyunca orada bekle, kaç dakika orada bekle. Hayır, beklemek sorun değil. Ben zaten seviyorum böyle şeyler ama. Kalkıp üstüne üstelik bir de şey yaptı. Önümüzdeki falan sıkıntı çıkartıp durdu. Ondan dolayı bilmiyorum. Evet, sonunda ya gidebiliyoruz. Vallahi sonunda. Abi çok bekledik ya. Vallahi çok bekledik. Sadece bir kişinin geçmesini bekliyoruz. Abi ne yapıyorsun? Okuyup üflüyor musun? Ne yapıyorsun ya? Okuyup üflüyor onu. Abi burada takılma sakın da. Oradan kestirmeymiş gibi alıyorlar oradan köşeden. Ondan sonra Dorsey'si takılıyor. Takılınca da bütün herkes onu bekliyor. Biz alıştık zaten burayı geniş almaya. Sanki burada adam var. Her neyse arkadaşlar, vallahi sonunda kurtulduk ya. Ama ben geri dönüşü yapacağım. Tabii onu videosuz, video dışı yapacağım. Çünkü bayağı bir zevkini almam lazım. Şuraya bunun arasına girsek nasıl olur? Bu da bir 3 dorse mi kullanmış, 5 dorse mi kullanmış, kaç dorse kullanıyor ben anlamış değilim. Abi burada kaç kişi var? Şuraya bakar mısınız arkadaşlar, kaç kişi var ya? Her neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Twitch kanalıma gelmeyi de unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.